Deniz Göksel Ersoy. Hepiniz beni sinema yıldızı bilirsiniz. Ama o da bir vakitlerdi. Şimdi şu gördüğünüz köşkün uşağıyım. Oh, rahatı bulmuşsun diyeceksiniz. Ne gezer? Yo, hayatımdan memnunum. Her söz, her iş bende bitiyor. Aylığımı gün sekmeden alıyorum. Ama çok yoruluyorum. Aşçısı, bahçıvanı, şoförü, hizmetçisi, daha pek çok çalışanı benden emir bekliyorlar. İşin biri ters gitti mi, bey beni topun ağzına koyuyor. Onlar da ayrı bir alem. Hanım da, çocuklar da sağ olsunlar, telaşlı ve savruk insanlar. İdari ve düzeni hep benden bekliyorlar. Sizin anlayacağınız, bin derde deva ebe gümeciğim. Bir yıldır buradayım. Hani övünmek gibi olmasın ama, aralarından bir çekilsem hepsi birbirlerine düşecekler. Neyse, bu defaki telaşın sebebi bambaşka. Ailece ilk defa Avrupa'ya gidiyorlar. İki ay başımızı dinleyeceğiz. Ama onlar Avrupa'da bensiz ne yapacaklar bilmem. Kaç valiz oldu? 3 büyük, 1 küçük bavul, 2 uçak çantası, 2 şapka valizi, 1 şemsiye. Daha da varmış. Küçük hanım tekrar eşya topluyor. Her şehirde birini unutmazlarsa adam değilim. Bu ne? O da olacak, köşkü de taşısalar bari. Göksel bey, Göksel bey, seni istiyorlar. Bagajı kapat, başka eşya alma. Ha, o valiz kalacak. Al da arkamdan gel. Ver bana, sen çıkarırsan laf işitirsin. Göksel, durma, çabuk gel Allah aşkına! Buyurun efendim. Bigudilerimi, tokalarımı bulamıyorum. Göksel bey, yardım edin. Adres defterim kayıp. Git kendin ara. Koca kız oldun, hala bir iş beceremiyorsun. Münasebetsizsen de. O bavulu nereye götürüyorsun? Odanıza. Eşyalarınızı ben hazırlamıştım. Dediğimden fazlasını alamazsınız. Unutmuş olacaksınız. Küçük hanımdan gizlemek için buraya koyuyorsunuz ya. Gizlerim zahir. Daha şimdiden saçlarıyla uğraşıyor, ayna karşısından ayrılmıyor kör olasıca. Başka emriniz? Gidebilirsin. Göksel! Gel yardım et bana. En sıkışık zamanda ortadan kayboluyorsun. Kravatı bağlayamadım. Herkes hazır efendim. Şimdi sıra sizde. Anladık. Sinirlerim bozuk olmasa ben de bağlarım. Ne olacak? Mersi, yüz kravat olsa kıyamet mi kopar? Hayır efendim, Avrupa'da adet böyleymiş. Şey babacığım, annem bağlayabildi mi diye soruyor babacığım. Anana da bazen öyle kızıyorum ki... Sen de böyle lastiklisinden alsana babacığım. Sen karışma münasebetsiz! Çocuk değil, fesat kumkuması. Sizleri Avrupa'ya sokarlarsa şaşarım. Peki, peki babacığım, çenen açılmasın, kızma. Ben gidiyorum. Cehennemin dibine kadar yolum var. Alık musibet. Avrupa'da deli çıkmazsam iyidir. Sana da gel dedik, nedense istemedim. İnşallah gelecek sefere. Sonra köşk yalnız. Doğru. Burayı da büsbütün yalnız bırakamayız ya. Pasportlar? Hazır. Beynelmilel oto ehliyeti? Çıkarıldı.
Ama uçak biletlerinin yapılacak işleri vardı. Onu... Son dakikada hanım Paris'e uğramak için ısrar etmişti. Hanımefendinin Paris'e uğramak istediğini, küçük hanımla küçük beyin de Roma'da bir gece geçirmek istediklerini düşünerek... ...bunu dönüş seferine göre ayarlattım. Yaşa be Göksel! Sen bulunmaz bir uçaksın. Teveccühünüz efendim. Göksel bey, hanımefendi sizi istiyor. Müsaadenizle efendim. Uğurlar olsun. Giriniz. Hanımefendi beni emretmişler. Göksel, çok sinirliyim. Yolda ne giymemi tavsiye edersin? Ben olsam hanımefendinin yerinde sırtımdakini çıkarmam. Zira spor bir kıyafet. Mesela spor bir kıyafet turistlerin rahatlığıdır diyen Martinelli... ...İtalya'da turizm davasının babası sayılmaktadır. Ah Göksel, beni öyle müşkül bir durumdan kurtardın ki... ...sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Küçük bey sizi istiyorlar Göksel abi. Göksel abi değil Göksel bey. Tabii özür dilerim Göksel bey. Zerra! Efendim. Sen kal. Peki efendim. Müsaadenizle. Bu Martinelli de kim? Hanımefendi ecnebilerin söylediği büyük laflara meraklını yapalım. Aslında kendi söylemek istediklerimi atmasyon bir yabancı mütehassıs adıyla sallıyorum. Neredesin Göksel yahu? Paris'teki, Roma'daki adresleri buldun mu bana? En güzel kızlar burada. Gel. Dur canım, acele etme, bir dakika. Rue Venezia, 222. Mükemmel! Bu da Paris'inkiler. Yaşa Göksel! Vallahi senin gibi uşak bulunmaz be! Yahu, bir de benden gelecektin ki... ...bak nasıl eğlenecektik görsünler. Teşekkür ederim küçük bey. Eşyalarım hazırlanıp... ...bavullara kondu mu? Bernard Shaw der. Seyahate çıkarken... Almayı tasarladığınız elbiselerin yarısını... ...almayı düşündüğünüz paranın iki mislini alın. Kim? Bir İngiliz yazar ve edebi Shaw. Anneme yutturduğun heriflerden değil bu değil mi? Yok. Adamın söylediğini beğenmedin mi yani? Hani fena fikir değil yani. Küçük hanım sizi bekliyor Göksel bey. Müsaadenizle küçük bey. Sen gel! Gel buraya! Oğlum bırakın beni! Gel. Beni emretmişsiniz efendim. Giderken Roma'da bir gece kalmamızı temin ettin değil mi? Bir gece Roma'da, bir gece de Paris'te. Paris'te dönüşte 15 gün kalacaktık nasıl olsa. Şarabı içmeden tadına bakmak gibi olacak bu hanımefendi. Paris'i şöyle bir görüp merhaba diyeceksiniz, sonra dönüşte de o size 15 gün hoş geldiniz diyecek. Ne garip, siz uşak olacağınıza ne bileyim şair filan olsaydınız daha iyi olurdu. Denedim küçük hanım, fakat uşakların getirdiği parayı şairlerin getirdiği parayla kıyaslamak bile mümkün değil. Sana bir şey soracağım Göksel. Buyurun efendim. Bir erkek acaba ne gibi hediyelerden hoşlanır? Vallahi bu erkeğine göre değişir. Mesela bu hediye bir kravat da olabilir, bir tatlı tebessüm de olabilir. Ama ben dargın olduğunuz nişanlınıza Roma'dan bir kart atmanızı... ...ve onun gönlünü almanızı tavsiye ederim. Ben onu sormadım size. Ben ona cevap verdim. Çünkü Cemil bey sizi sevdiği için kıskandı. Müsaadenizle. Tavsiyeni tutacağım. Veda ederken bey hepimize ikramiye verecekmiş. Tam buldun adamını, bu yol masrafları bizim aylıktan çıkmazsa iyidir. Dönüşte bana hediye getirecekmiş, kendi söyledi. Deme yahu! Ecnebi çiçek tohumu getirecek. Aman ne hediye ne hediye! Gene kârdasın bahçıvan başı, bu seyahat sana yaradı desene! Geliyorlar. Arkadaşlar! Bugün ilk defa birbirimizden ayrılıyoruz. Senelerden beri devam eden ağır çalışmaların neticesinde... Babacığım hadi gel, geç kalıyoruz. Uçağın kalkmasına tam 21 dakika var. Zümbe, kesme lafım, bekleyin. Evet, ne diyordum? Gidip gelmemek, gelip de görmemek var atasözünü unutmayarak sizinle helallaşıp ya. Bu işi dün akşam yapsaydın olmaz mıydı be adam? Yürü, biz gidelim Göksel senin namına konuşsun. İşime karışma rica ederim hanım. Şunların yanına git de babanız geliyor de.
Neyse, dönüşte uzun uzun konuşuruz. Göksel, yanıma gel. Ben yokken köşten sen mesulsün. Emredersiniz efendim. Hepiniz onu dinlemeye mecbursunuz, anlaşıldı mı? Evet beyim. Anlaşıldı ya efendim. Emredersiniz. Aylıklarınızı o verecek. Bir müşkiliniz oldu mu çaresini o bulacak. Yani beni burada o temsil edecek. Merak etmeyin efendim. Evrak çantasını katip gelince verirsin, talimatımı da söylersin. Geldik işte. Avrupa'da da böyle yapın da beni rezil edin, değil mi? Hadi hoşça kalın arkadaşlar. Hayırlı yolculuklar beyim. Hediyemi unutma beyim. Unutmam, merak etme. Eyvallah. Güle güle bayım. Hayırlı yolculuklar efendim. Arkadaşlarıma kart gönderirken seni de unutmayacağım. Teşekkür ederim. Eyvahlar olsun, pasaportlar, biletler. Maşallah hanım, bu kadarcık işi. Sus Allah aşkına, hep senin yüzünden zaten. Buyurun efendim, biletler işlerinde. Hay Allah razı olsun, sensiz Avrupa'da kuşlar gülecek halimize. Selametle, yolda birbirlerini kaybetmezler inşallah. Şimdi bir şey unuttular diye geri dönecekler, göreceksin. Benim bir ihmalim olsa demediğini bırakmaz. Ama hanım her dakika bir şeyini unutur. Arkalarından su dökmemizi istemişlerdi. Sen de hemen dök, ne duruyorsun? Şimdi hemen, su dökmek için zaten sıkışmıştım. Arkadaşlar, Kadri beyler şu saatte Roma'da bir büyük lokantada yemek yemekte yahut... Ya babacığım, bir tane kesin. Hüseyin, yerine otur da beni dinle. Peki. More, hiç içmemişim bu kadar büyük cigara. Vurmasın benim başıma, hem de göğünüme bre kardeşim. Senin beynini evvelden vurmuş moruk. Arkadaşlar, hepinize üçer aylık maaş vereceğim. Bu arada da sizlere üç ay izinli addedeceğim. Herkes istediği yere gitsin. Aman ne güzel, üç ay lokantada yemek yiyeceğim. Oh be! Desene üç ay araba kullanmak yok. Hüseyin ve Necdet, sizler acele etmeyin. Siz benimle beraber köşkü bekleyeceksiniz. Ha? Anlamadım. Ne? Biz gitmiyor muyuz? Kimseyi eve almayın sakın, karışmam sonra. Hadi git işine, marsık sende. Hem üç aylık maaş, hem içinde var 50 lira fazla para. 50 liralar da benden çabası. Sağ ol efendim, Allah senden razı olsun. Hı. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Bizim paralar? Öyle ya, bizim maaşlar. Onlar bende, siz nasıl olsa buradasınız. Arkadaşlarınız izine çıktı, siz kaldınız ve haklı olarak da bozuldunuz. Yalnız bu üç ay için maaşlarınıza bir misli zam yapıyorum. Sonra barlarda, eğlence yerlerindeki masraflar da benden. Sonra sen gizli gizli dolmuş yapabilirsin. Sen de evin erzaklarından bir miktar harçlık çıkarmak için satabilirsin. Allah ömür versin, öpeyim. Allah Allah. Rica ederim, rica ederim. Şu dakikadan itibaren bizimkiler Avrupa'dan dönünceye kadar, yani tam üç ay, bu köşkün hakiki sahibi benim. Sen şoförüm, sen de aşçımsın. Bir oyun oynayalım bakalım, sonu neye varacak? Yaşasın yeni patronumuz! Bendeniz muteber tüccardan Göksel Haramizade. Kral öldü, yaşasın yeni kralımız! Şimdi şehrin en iyi terzi, gömlekçi, ayakkabıcılarını köşke davet edelim. Beni baştan aşağı giydirsinler. Baştan efendim. Şimdi üçümüzün dağınıklığını toplayacak bir hizmetçiye ihtiyaç var. Peki, küçük hizmetçiyi ne diye bıraktık? Bey dönünce marifetlerimizi söylemesin diye. Doğru, dedikoducunun biriydi zaten. Gazeteye bir ilan verelim, onu da sen hazırla. Ne diyeyim? Bekar bir erkeğin orta hizmetlerini görecek genç ve güzel bir hizmetçi aranıyor. Adres? Şık giyim terzanesi mi efendim? Burası cennet köşkü. En son modellerinizle beraber Bay Reşat Eren, bizim patronun kostümleri için acele köşke teşrif etsinler. Rica ederim. Aaa,
Güzellik kuaför salonu mu efendim? Burası cennet köşkü. Bir kuaför ve bir manikürcüyü acele olarak köşke göndermenizi rica ederim efendim. Merci, merci, enchanté d'avoir votre connaissance. Vivi. Ben bu adamla mı evleneceğim? İstemiyorum, istemiyorum, istemiyorum. Ama kızım bir dakika. İstemiyorum dedim size. Fatma, babana karşı gelmekle hiç doğru hareket etmiyorsun. Nereden çıkarttınız bu adamla evlenmemi? Tam aklım başıma geldi. Tam hayatın ne demek olacağını öğrenip oh diyeceğim bir yaşa geldim. Mektep derdinden kurtuldum. Hemen beni bas göz edip kurtulmak mı istiyorsunuz yani? Dinle kızım. Bu senin istikbalin olduğu kadar bizim ailenin de istikbali olacak. Ne demek istiyorsunuz yani? Durumumuz mu kötü? Onu demek istemedim. Mali durumumuz mu sarsıntıda baba? Öyle bir şey söylemedim. Öyle bile olsa ben çalışırım. Fakat asla o adamla evlenmem, işte bu kadar. Ben de biraz konuşayım yahu. Buyurun. Ben diyordum ki, ben ne diyordum hanım? Fuat, sen de iki dakikayı bir araya getirip anlatamıyorsun. Bak kızım. Bıktım vallahi, söyle. Şey kızım, babanla biz karar evet, verdik. Evet, evet. Annenle biz karar verdik. Sen Zafer Kelebekzade ile evleneceksin. Zafer Bey bugün seni resmen istedi. Siz de resmen ona, onunla evlenmek niyetinde olmadığımı söyleyin. Bu evde benim dediğim olur. Evlenmeyeceğim. Evleneceksin. Hayır. Son sözün bu mu? Evet. Bu adamın babasıyla ortak olmayı kafama koydum. Bundan beni hiçbir kuvvet çeviremez. Hanım, sen razı olduğunu söyle, üst tarafını bana bırak. Kızını dövmeyen dizini döver. Ben ne yaptığımı bilirim. Sonunda benim ellerimden öpeceksiniz. Doğru bey. Yakıştı da yani ya! Tamam mı arkadaşım? Daha saygılı olacaksın, unutma! Nasıl olsa biz bizeyiz, yabancı oldu mu o biçim diyorum sana! Kahvenizi burada mı alacaksınız yoksa salonda mı? Salonda! İşittin mi Hüseyin? Necdet nasıl konuşuyor? Sen de öyle olacaksın! Destur yağlı boya! Kadri Bey'e yol verelim! Nereye götürüyorsun be? Belki bir gelen olur da görür, neme lazım, biz işimizi sağlama alalım. Yeni kralın resimleri duvara, eski kralın resimleri depoya. Bu işin foyası çıkmazsa iyidir. Malum ya, iğre taata binen çabuk inermiş. Sen onu beye anlat. Attan inene kadar da epey yol alırmış. Hadi sen kahvemi pişir, salona götür. Ben biraz çalışayım, geliyorum. Siz çalışırken yardım edemeyeceğim için mi teessirim efendim? Sübhanallah! Pantolonun paçaları 38 olsun, şöyle afili tarafından! Ayakkabıcı usta, topuklar yumurta, o biçim! Anlarsın ya böyle, fit diye böyle! Emredersiniz efendim, emredersiniz! Siz onların söylediklerini aldırış etmeyin, ölçülerini alın, son moda olsun hepsi! Son moda tabii, 38 paça pantolon gibi o biçim! Şimdi bir içeri Kadri Bey giriverse, zavallı çıldırır be! Babam bana karışmaz. Evet şey, babanız karışmaz. Ölçüler bitti mi? Evet efendim. Elbiseleri de, ayakkabıları da öbür gün istiyorum. Başsın efendim. Prim almak isteyen çabuk bitirir. Başsın. Kim daha evvel getirirse bir 500 lira fazla kazanacak, bu kadar. Sağ olun. İlanı gördünüz mü Göksel Bey? Gördüm. Hiç talip var mı? Henüz bir haber çıkmadı. Canım bu akşam dışarıda yemek yemek, müzik dinlemek istiyor. Sen Gül Kulübe telefon et, bir yer ayırt. Baş üstüne efendim. Sen de arabayı hazırla, hemen çıkacağız. Emredersiniz efendim. Öbür gazeteleri babanız okuyor, bitirince getireceğim. Gidebilirsin. Anneniz yemeğe inip inmeyeceğinizi soruyor. Yemeğe gelmeyeceğim, tekrar ısrar etmesinler, söyle. Peki efendim. Saat 1'de gel al beni.
Emredersiniz beyefendi hazretleri. Belki sıkılır daha erken çıkmak isterim. Bir yere ayrılma. Patron, ben de geleyim be. İyi bir şoför patronunu arabada bekler. Arkadaş dedik, bağrımıza bastık. Ama sen bize Kadri Bey'i aratacaksın galiba. İyi eğlenceler. Eyvallah, sana da. Bana da iyi eğlencelermiş. Arabada eğlen, vay beyim vay. Hanımefendi, buyurun şöyle dolaşalım ha. Terbiyesiz. Mersi canım. Bu kadar içki dokunacak size. Öyle değil mi Valide Hanım? Tabii ya, boş mideyle içilir mi hiç? Evet, içilir. Söz dinle biraz. Zafer Bey ne derse doğrudur. Zafer Bey bir tanedir. Akıllıdır. Keramet sahibidir. Çok mersi. Çok mersi. İnanma sarhoşum, saçmalıyorum. Ayık kafayla bunlar söylenir mi? Evde gösteririm ben sana. Zır. Asi bir evlat oldu, yüreğime indireceksin. Ne yapayım anne, elimde değil. Sana söz verdim ama Zafer'in yüzünü gördüm mü kan tepeme çıkıyor. Aysel Hanım pek yorgun. Öyle, sinirleri evet. Zayıf düşmüş. Hoş tutmak lazım Valide Hanım, hoş tutmak lazım. Necdet! Buyurun efendim. Şap gibi olmuş bu yemek, tuzdan yenmiyor. Yenmiyorsa yemeyiver. Ve bir gün böyle desem ne yapar acaba? Belki de vazgeçip geri dönmüşlerdir. Bu sofrayı görürse tozumu silkeler vallahi. Göksel Bey'in köşkü değil mi? Ne münasebet. Göksel de artık tadını kaçırdı. Hizmetçi aranıyor diye gazetede bir ilan vardı. Adres olarak da burası gösteriliyordu. Tamam burası. Şey ilanı canım şey. Çok acele hizmetçi aranıyor diye. Bütün akşam gazetelerinde var bu ilan. Sizden evvelki arkadaş birden evlendi. Hemen birini bulmaya mecbur olduk. Çok güzel köşk. Memlekette bir eşi daha yoktur. Çok zevklisiniz. Biraz öyleyimdir. Yemeklere yaptığım garnitürü görsen yemeye kıyamazsın. Sonra masa süslemekte de üstüme yoktur. Siz köşkün sahibi değil misiniz? Maalesef ahçı Necdet'im. Gel otur şöyle. Yemek pişirmesini bilir misin? Ama siz ahçı aramıyorsunuz ki. İlanda yemek pişirmesini bilen bir hizmetçi aranıyor denmiyor mu? Yok, sadece hizmetçi aranıyor deniyordu. Ulan Göksel, alacağın olsun senin. Göksel kim? Kim olacak o şey, bey, beyefendi tabii. Siz beyden ulan diye mi bahsedersiniz? Biz şey, bizim bey çok samimidir de. Hem sen ne diye bana ikide bir sual soruyorsun? Sen önce söyle bakalım, yemek pişirmesini biliyor musun? Bu güzel işte. Bunu beğendim. Soğanlı yani nasıl yapılır? İlk sual bu. Ağlama. Ağlamanla bana tesir edemezsin. Peki pilav nasıl yapılır? Önce iki ölçü su. Bravo. Sonra da pirinç, öyle değil mi? Sonra da kaynamaya ateşe konur. Tuzu da değil mi? Bak nasıl da biliyorsun. Tamam. Bizim bey Avrupa'dan dönsün... Seni alması için ona yalvaracağım. Bey Avrupa'da mı? Avrupa. Avrupa mı dedim ben? Öyle ya, Avrupa dedimse Avrupa'dır. Biz Avrupa diye bey oğluna deriz de. Şu mesele. O mesele ya. Beni beğenir mi dersin? Onu bilmem ama Hüseyin beğenir. Hüseyin de kim? Aşağılık bir şoför parçası. Benim gibi bir ağaçbaşı değil tabii. O da mı Avrupa'da? Bey beni Avrupa'ya götürmedi de o kokmuşumu götürecek. Yani şoför beyoğluna gidemez mi? Yani Avrupa'ya? Gider tabii gider. Gider canım. Gitmiştir de. O da beyoğlunda kim bilir neler yapıyor. Önüne bak, ne diyorsun? Önüne bak. Şerefinize. Bir
dakika bakar mısın? Şu masadaki kız kim? Hakkınız var tabii efendim. Sosyetenin tanınmış zenginlerinden Aysel Hanım. Annesi ve Zafer Bey. Aysel Hanım Zafer Bey'in nesi? Bilmem, evlenecekleri söyleniyor. Bir kıza yazık olur. Bu Zafer Bey ne iş yapar? Fındık tüccarıdır. Avrupa'ya fındık ihraç ederler. Teşekkür ederim. Rica ederim. Buranın telefonu kaç? 44-47-76 ve 44-47-77. Güzel. Demek iki telefonu var. Evet efendim. Alo? Zafer Büyük Bulut'u rica edeceğim. Bir dakika efendim. Zafer Büyük Bulut'a telefonu istiyorlar. Peki. Beyefendi sizi telefondan istiyorlar. Teşekkür ederim ama... burada da mı sevgilimin yanında radyo yok artık? Müsaadenizle. Güle güle evladım. Güle güle canım. Uğurlar olsun damat bey. Ne oluyor anne? Bakıyorum sana. Buyurun. Alo? Zafer Büyük Bulut'la mı konuşuyorum? Evet, buyurun. Efendim, fındık almak istiyorum. Lütfen elinizdeki stokları ve hangi şehirlerde ne kadar olduğunu yazdırabilir misiniz? Memnuniyetle, memnuniyetle. Siz kimsiniz? Ben Deniz Yeni Güneş Şirketi sahibi. Öyle mi? Beyefendi, bir zahmet Gül Kulübe kadar gelebilir misiniz? Yazıhanenize telefon ettim, bu numarayı verdiler. Orası Gül Kulüp mü? Tesadüfe bakın, ben de Gül Kulüpteyim. Ya, efendim? İyi olacak, hastanın doktor ayağına gelir derler. Allah Allah, yan yana kulübeden telefon ediyormuşuz. Buyurun. Rica ederim, siz buyurun. Olmaz, çekil çekil. Çok güzel bir tanışma, o kadar memnun oldum ki, buyurun. Buyurun efendim. Çok hoşuma gitti doğrusu. Göksel Bey yani neydi? Yeni Güneş Şirketi sahibi Göksel bendim. Memnun oldum. Aysel Hanım ve anneleri. Memnun oldum. Göksel Bey fındık almak için benden görüşmek istiyordu. Beyefendiyle yeni tanıştık. Bir viski emredersiniz herhalde değil mi? Biz de bir viski alırız. İçelim. Siz de fındıkçısınız demek beyefendi. Evet, fındıkçı sayılırım. Efendim? 10 ton İstanbul'da, 7 ton Giresun'da, 6 ton da Ordu'da olmak üzere cem'an 23 ton fındık şimdilik hadi yiyince elimde. Buraya her zaman gelir misiniz hanımefendi? Ekseri akşamları burada aperatif alırım. Ayrıca amcamların da 22 tona yakın fındıkları olduğunu Cemal abim söylüyor. Bir de Mustafa dayılarım var. 6 ton. 6 ton daha yani. Ben sizi hiç burada görmedim. Pek ender gelirim. Fındık işi ne oldu? Fındık işi. Tabii değil mi ya fındık işi? O meseleyi uzun uzun görüşmek lazım. Çok tuhafsın Zafer. Burada da iş konuşulur mu? Yarın gece bizim evdeki partiye davet et beyefendi. Orada etraflıca konuşuruz. Değil mi ya? Yarın akşam Aysel'lerdeki partiye gelirsiniz artık. Memnuniyetle. Mutlaka bekliyoruz. Teşekkür ederim. Dans edelim mi? Tabii memnuniyetle. Kızının ekmeği mi fazla geldi, suyu mu anlamıyorum. Bu devirde zorla kız evlendirilir mi? Aman hanım sen de! Sakin olun hanımefendi. Böyle vakaları iyi biliriz. Kızınızı bulacağız. Gelip elinizi öpecek, sonra da... Kaç para eder kim bilir şimdi nerede, kime sığınmıştır. Ağlamaktan gözlerim kör olacak. İlle evden kaçması mı lazım? Daha açıkça söylerdi, gırtlağını sıkmadık ya. Şimdi gazetelere düşeceğiz. Adımızı duymayan kalmayacak. Herkes bir laf uyduracak. Gazetelere isimlerinizi açıkça vermeyin. Hadiseyi isimlerinizin baş harfleriyle anlatacağız. Dünyanın hali kötü. Başına istemedik bir hal gelir. Namusu şerefi elden giderse acımdan ölürüm. Korkma, kızına bir şey olmaz. Akıllıdır, cesurdur, kendini koruyabilir. Madem ki evlenmek için evden kaçabilecek kadar dik kafalı ve korkusuz... boşuna üzülüyorsunuz.
Bütün bu tehlikeleri o daha önceden hesaplayıp tedbirini almıştır bile. Komiser bey, o daha gencecik bir kız, ne tedbir alabilir? Hep senin yüzünden. Para için Fatma'yı da yaktın, bizi de. Bir daha tövbeler tövbesi. Eve dönsün de kiminle isterse onunla evlensin. Kısmetli kızsın. Bunu senede bir defa, o da kendi canım için yaparım. Al ev bakalım. Ye de elini midene koyup söyle. Böylesini bugüne kadar hiç tattın mı? Hakikaten çok güzel olmuş. Abi, eline sağlık. Bey birden Avrupa'dan gelmeli, bunu görmeli. Beni uçurur alimallah. Bu akşam mutlaka gelecek mi? Anla be yavrucuğum. Avrupa diye biz Beyoğlu tarafına, şehrin karşı tarafına deriz. Ben de Avrupa diye İtalya'yı, Fransa'yı... Tam buldun adamını. Göksel oraya gitse vazifeli gider. Otellerde çalışır. Anlamadım. Yani demek istiyorum ki mal almaya, mukavele yapmaya filan gider. Eski çalıştığın yerdeki ahçı iyi miydi? İkide bir ahçı değiştirirdik. Tabii ya, kolay iş mi bu be? Düşün bir kere. Gece sevgilinle bir kuytuya girmişsin. Gökte piyata tabağı gibi ay var. İkiniz de bakışıp yutkunuyorsunuz. Birden sakladığın bir kutuyu açıp bu pastayı ikram ediyorsun. Bir lokma tadar tatmaz boynuna sarılıyor. Hı? Ne zannettin ya? Bizim mesleğin incelikleri bunlar. Bey gelmiş olmasın, ör şu tabakları. Vay beyim, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ne haber, nerelere gittiniz? Gördükleriniz sizin olsun, yediklerinizi anlatın. Sen gene kafayı bulmuşsun arkadaşım, tettire seni. Kim bu hanım? Orta işine bakacak arkadaş. İlanı okumuş, hemen gelmiş. Adın ne senin? Fatma efendim. Kaç yaşındasın, kimin kimsen var mı? 20 yaşındayım. Kimsesizim, müteahhit Fuat Bey'in yanında çalışıyordum. Bu sabah ayrıldım. Ne oldu? Hanım huysuzluk ediyormuş. Kilere, dolaplara kilit vuruyormuş. Bir şey kırılsa maaşından kesiyormuş. Ben pek sevdim, kanım ısındı. Yersiz parasız yavrucak. Sen işine bak, ukalalık istemez. Patron, patron, şuna bak neler yapmış. Ah, sen bak patron. Sana sormadım. Siz gelin. Ulan sana ne oluyor, ben ne yaptım sana? Hadi be sen. Ağzında dursun inşallah, onları kendime yaptım. Dur! Şilo kurtun! Bak! Geriniz! Getirin. Günaydın efendim. Günaydın. Nasıl, buraya alışabilecek misin? Herhalde efendim. Hem benim alışmamdan ne olur ki, siz benden memnun kalın yeter. Bir emriniz var mı efendim? Sual sorma, etrafına bak kendin gör. İşe kaçta gidersiniz? Çalışmıyorum, tatildeyim. İşlerimi memurlarım görüyor. Paraya ihtiyacın varsa Hüseyin'e söyle, avans versin. Cumartesilerde izinlisin. Buraya arkadaş, akraba getirmek yok. Telefon çalarsa açmak yok. Evde kim varsa haber verirsin, o konuşur. Odanda eksiğin varsa, bir şey istiyorsan Necdet'e söylersin. Baş üstüne efendim. Şoför Hüseyin'sin değil mi? Evet şekerim. Sen de yeni hizmet. İyi bildin ama sen burada böyle bacak bacak üstüne atıp oturacaksın, arabaya aldılar, bey kalktı. Adın ne senin bakın? Ne olacak Fatma? Benimki de Hüseyin de. Anladık, sana bey kalktı diyorum. Seni burada görürse kızar. Şimdi öyle beyin de, ona beyliği verenin de... Ne yaparsın? Hiç, ne yapacağım, heykelini dikerim. Sen önce şu bıyıklarını düzelt. Bu bıyıklar beni güzelleştiriyor, şekerim. Çek elini terbiyesiz. Darılma şekerim, evin hizmetçisi şoförün hakkıdır. Hüseyin çekil oradan. Şey abi, evin hususiyetlerini öğretiyordum. Şimdi kepçeyi kafana yersin, terbiyesiz. Sana ne oluyor be? Araba hazır mı? Hazır efendim. Akşama evde yokum, fakat gene de evdeymişim gibi hazırlan, belli olmaz. Bağış üstüne.
Bu kıza da bir şeyler alın. Giyecek doğru dürüst elbisesi yok. Onu ben alırım. Sen karışma. Münakaşayı bırakın. Hüseyin sen benimle gel. Senin be. Hadi. Beyler, mühim bir alışveriş hareketindeyiz. Beni fındığın içinden daha fazla kabuğu ilgilendirir. Yeni Güneş şirketi kurduğu fabrikayla fındık kabuğundan prese edilmiş kereste imal edecektir. Oh, mükemmel! Mükemmelden de ileri bir iştir bu anlayanlar için. Yalnız ilk imalat ve ilk aldığımız siparişler için 7 milyar fındık kabuğuna ihtiyaç var. Âlâ! Acaba bir kilo fındık numunesi getirmeyi akıl eden oldu mu? Bendeniz getirmiştim. Evet, güzel. Şimdi bir kiloda kaç fındık olduğunu ve elinizdeki stokun benim işimi karşılayıp karşılamayacağını hesap etmek size düşer. Ben 10 dakika sonra buradayım. Bu zaman zarfında hesabınızı yaparsın. Bu 5 dakikalık iş beyim. Müsaadeniz. Güle güle. Özür dilerim efendim, beklettim. Rica ederim. İş iştir Göksel Bey. Beni buraya getiren işten ziyade sizsiniz. Sizi görür görmez inanın Aysel Hanım, işte ancak bu kadınla mesut olunur dedim. Dans edelim. Sizinle tanışmak için her türlü deliliği yapabilirdim. Ama ne mesut bir tesadüf ki talih bize yardım etti. Artık talihe inanabilirim. Evlenecek misiniz Zafer Bey'le? Annem istiyordu, o kadar. Ben aşksız bir izdivaç yapmayı aklımdan bile geçirmedim. Bir gün parayı mı aşkı mı tercih edersiniz deseler? Aşkı tabii. Zafer nerelerde? İçeride fındık hesabı yapıyor. Amcacım, şu fındıkları bir daha say bir zahmet. Pekala. Ya 6 milyar 750 milyon aşamıyor. Bilmem. 5. İçinden say amca. Biz milyonları topluyoruz, milyonları. Yahu posttaki saymak gibi bir şey be. Papelleri de böyle sayacağım ama ne haber? Alık alık bakma da vazifene devam et, hadi. Hayatımın en mesut gecesi. Benim de unutamayacağım bir gece. Zafer Bey nerede? Bilmem. Bilmezmiş. Yarın buluşacağız değil mi sevgili? Bir şey söyleyecektin. Bir şey yok. Merak ettim, söyle söyle. Az daha sana sevgilim diyordum. Sana mani olan yok ki. Tam 6 milyar 700 milyonu geçecek kadar stok var elimizde. Bu 6 milyar da ne? Fındık, fındık sevgilim. Hayırsız. Ben en az 7 milyar demiştim. Çok yazık, olmayacak bu iş. Amcacığım... 7 milyarı geçmek için dışarıdan kaç ton fındık almamız lazım? 6 ton kadar. Kolay, buluruz. Cevabınızı ne zaman verirsiniz? Yarın. O halde ben de sizleri yarın akşam köşküme davet etsem? Bilmem. Tabii. Hiç, ayak seslerini duyunca merak ettim. Salondan gazeteleri aldım. İyi ettin, şöyle tatlı bir pehlivan hikayesi varsa bana da oku. Şimdi olmaz, uykum var. Haklısın, bugün çok yoruldun, erkenden yat da uyu. Hadi Allah rahatlık versin. Sana da. Geçme açılır kapı. Affedersiniz, anahtarınız yok muydu? Çalışanları kontrol edeceğim zaman anahtarı denize atarım. İtimadınız yoksa bizi çalıştırmazsınız. Sus, cevap verme. Sinirlenme patron. Daha acemi. Zamanla alışır elbet. Hadi buranın yabancısı diyelim. Bu kadar yıllık hizmetçi. Hepinizi avucumun içi gibi tanırım. Ya roman okursunuz, ya süslenirsiniz ya uyursunuz. Pijamalarınızı, çamaşırlarınızı ütülüyordum. Hop 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 hop!
Uyan be, Üsküdar'da sabah oldu. Dur be sen de. Sen uyumamış mıydın? Hayır, çalışıyordum. Bana uyuyacağım demiştin ya. Öyle bir yalan söyle ki hemen ortaya çıkmasın. Hiç değilse benimkiler gibi bir iki ay sürsün. Hadi gel, hemen çıkacağız. Hayrola, nereye? Bir tarafa gidip eğleneceğiz. Akşamüstü enfes şeyler oldu. Beyefendinin işleri rast gitmiş. Bizleri de unutmuyor sağ olsun. Sağ olsun. Hadi çıkar şunları, hadi hadi. Fatma'yı da alalım öyleyse. Üstüne vazife olmayan işe karışma. O da bizden değil mi beyim? Sizdense bir gün üçünüz çıkar gezersiniz. Beyefendiyle eğlenmek benim haddim değil, doğru söylüyorlar. Sen misin Meral? Merhaba, bağırma öyle. Kulağımı sağır edeceksin. Evet, gördüm, ne olacak? Bütün gazeteler yazmış. Nerelerdesin sen, nerede saklanıyorsun? Acele etme, nerede olduğumu söyleyeceğim ama... ...senin yanında kim var, sen onu söyle. Kimse yok şekerim. Bak Meral, nerede olduğumu söyleyeceğim ama... ...anneme babama söylemek yok. Bu bir. Zaten onları da fazla üzecek değilim. Üç yahut beş gün, hepsi o kadar. Şimdi sıkı dur. Sana haberi veriyorum. Ne dedin? Hizmetçi olarak girdiğin evin beyine aşık mı oldun? Deli misin sen? İster misin bu aşk yüzünden... ...elin herifine ömrünün sonuna kadar hizmetçilik edesin? Bak Meral, senden bir şey isteyeceğim. Önce yaz şu bizim köşkün telefonunu. Peki, bekliyorum. Yazdım. Evet, evet, yazdım. Telefon edip ona randevu mu vereceğim? Deli misin sen? Her randevu veren insana gider mi senin patronun? Eh, dediğin gibi olsun. Hiç merak etme. Peki, randevusuna sen gidince kızmaz mı? Merak ediyorum. Kızarsa beni sevmiyor demektir. Hoşlanırsa beni seviyor demektir. Ben de bunu öğreneceğim işte. Unutma Meral, o kır kahvesini iyi tarif et. Gözlerinden öperim şekerim. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Hadi içelim, açılalım. İçkiden sonra sarımsak iyi gelir. Ya bak ya. Ha, o ne? Ya, tanıyorum ben bu kızı ya. Karakaş Asuman bu. Hey, gidi günler ey. Eskiden bizim fabrikada çalışırdı. Bir gün bizim kamyonla... ...Benslere gitmiştik Allah. Öyleyse Asuman'ın şerefine. Asuman. Derdimi ummanadı gidin. Sus da seyredelim. Ayıptır. Çekeme Asuman, Asuman. Gelmedi Asuman. Ya sus lan. Asuman, Asuman. Be, yeter be. Sus ulan Şişko. Yeter ulan, tadını kaçırdın artık. Kara tavuk pişirdiler şekerin. Beni kıza rezil ettin. Erkeklik mi bu? Bırak beni ya, Allah Allah. Ayıptır Şişko, ayıp. Otur yerine be. Namusumuz gitti ya. Ne yaptık be canım ciğerim? Şöyle bir göbeğe... Darlama dedik, uç buradan!
Tanımadınsa fotoğrafımı vereyim. Yürü yeğlen, yürü diyorum sana. Öldük mü beymanım? Herifler çoktan tüymüşler, kimin davasına yumruk sallıyorsunuz? O şişko elbet elime geçecek benim. O göbek ondayken gözü kapalı tanımazsam kahrolayım. Gel oğlum buraya. Buyurun. Asuman'ın işine son verin. Milyon kazandıracağını bilsem istemem. Emredersin. Bir daha paydos arkadaş, seninle memişhaneye bile gitmem. Ne yaptık ben Hüseyin? Elinin kürünü burnumuzdan getirdin yahu, daha ne yapacaksın? Kabahat bar sahibinde. Necdetçik azıcık neşelendi, bıraksalar ne olurdu, kıyamet mi koparmışlar? Ver elini öpeyim abi. Birazcık aşka geldiysek ne olmuş yani? Aşk, aşk, aşk güzel şeyler. Kim ne derse desin, aşk için dünyaya geliriz. Aşk için yaşarız, anlaşıldı mı? Anladık ama evin kapısı ön tarafta. Biz nereye gidiyoruz ya? Kızımızı alamadık. Ya, ya birazcık uyuyalım şurada ya, ne olur ya. Uykuyu bırak şimdi, gel denize girelim. Tamam, zaten işim yanıyor. Patron, ben giriyorum. Gel, gel ya. Dur, denizi taşıracaksın. Bir, iki, üç, dört. Allah rahatlık versin. Korkma biraz o gel. Sen de gel. Kendinize gelin beyefendi, bu ne hal? Sen güzel kızmışsın be. Bak bana bakayım. Adın ne senin? Fatma, Fatma. Fatma. Sen hiç aşık oldun mu Fatma? Hayır efendim. Ol kızım, ol. Aşık olmayan yaşamıyor demektir. Ben şimdi yaşamaya başladım. Bu sizin yaşamanız mı yani? Yok, beğenmedin mi yani? Doğrusunu isterseniz beğenecek tarafı yok. Bırak beni, yatacağım ben. Burada yatılmaz beyefendi. Bunu sizin gibi beyler değil, uşaklar bile yapmaz. Farz et ki ben uşağım. Ne olacak? Ha? Ne olacak yani? Hiç ne olacak? Bir şey olmayacak ama yatın yatağınıza. Bu ev benim değil mi? Hı? Bu ev benim değil mi ha? Burada da yatarım, orada da yatarım. Size bir kahve pişirsin. Kahve falan istemiyorum. Ben bugüne bugün İstanbul'un en güzel, en zengin kızının sevgilisi oldum. Anlıyor musun ha? Anlıyorum. Evet. Onunla evlendikten sonra sen beni göreceksin bak. Bir gör o zaman. Ama aşktan sen ne anlarsın be? Söyle bakalım. Aşk senin için nedir ha? Söylesene. Bir hizmetçi kızı için. Aşk ne olacak? Bir hayalde ibaret. Hadi gelin. Şu elimi alayım. Çok güzelsin Fatma. Günaydın efendim. Önce bir aspirin getirin. Aç karnı almasanız iyi edersiniz. Sustur şu mendevuru. Alo, buyurun efendim. Göksel Bey mi istediniz? Bir dakika. Bir yanım sizi istiyor. Aysel'dir. Bu başka bir Aysel olsa gerek. Sen çıksana dışarı. Buyurun efendim, ben Göksel.
Efendim, siz kimsiniz? Anlamadım. Benimle mi konuşmak istiyorsunuz, neden? Çıksana dışarı! Affedersiniz, size demedim. Rica ederim, siz devam edin. Sesiniz... Söyleyecekleriniz çok mühim. Benimle Aysel hakkında mı? Peki, adresi söyleyin, kaydediyorum. Fatma, Fatma! Çabuk bir kalem ver bana. Bir de kağıt ver bana, çabuk. Evet, söyleyin, yazıyorum. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Öperim. Benimle hayati bir meseleyi görüşecek hanım siz misiniz? Evet efendim, benim. Bu ne demek? Bir hizmetçinin de sizinle görüşecek hayati bir meselesi olur demek. Bana verecek 5 dakikanız yok mu Göksel Bey? Bu hiç hoşunuza gitmedi biliyorum ama ne yapayım? Sizinle muhakkak konuşmam lazımdı. İnsan bir hizmetçi de olsa bir kalp taşıyor Göksel Bey. Size bunları söyleyebilmek için ne kadar düşündüm bilemezsiniz. Belki canınızı sıkıyorum ama akşam olanlardan sonra sizi sevdiğimi anladım. Bir dakika. Keşke sen de bey olacağına bir işçi, bir hizmetkar olaydın diye az mı geçirdim içimden? O zaman şartlar ikimiz için de müsavi olurdu. O zaman hayat benim için de yaşamaya değerdi. Senin söylediğin şartların aksi de olabilirdi. Sen bir hanımefendi, ben de bir uşak olabilirdim. Keşke öyle olsaydı. O zaman da sen bana yüz vermezdin. Anlamazsın bunu Fatma sen. Benim durumumda olan bir adam kendinden daha şanslı, daha imkanlı insanları hileyle de olsa yenmek ister. Başka türlü anlatayım bunu sana Fatma. Bir çoban padişahın kızına aşık olursa bir başka çoban kızı daha güzel bile olsa onu göremez. O padişahın kızını almak için uğraşmaktadır. Aslında padişahı, zenginliği yenmek arzusundadır. Kendisini padişaha beğendirmek amacındadır. Ne güzel, sen de fakirmişsin gibi konuştun. Bilmiyorum, bilmiyorum ama... inandığım bir şey var, galip çıkmalıyım bu yarışmada. Bugün için ne kadar teşekkür etsem azdır. Bütün her şey burada kalacak. Padişaha kendinizi beğendireceğiniz güne kadar. Hayat böyledir kızım. Ben zengin bir kız arıyorum. Bu benimki bir tutku. Ama sana şunu söyleyeyim ki... seni ben de... konuşturma beni. Konuş. Benden hiç değilse birkaç güzel sözü esirgeme. Söyle beni sevgilini. Korkma şımarma. Burada kalacak olduktan sonra o sözlerde seni ürküten ne? Peki öyleyse. Ben de senden hoşlanıyorum. Belki de seviyorum. Ama öyle bir oyun içindeyim ki... öylesine inandırdım ki kendimi bu oyuna... geri dönemem. Bu oyun benim istediğim gibi mi bitecek... yoksa yenilecek miyim bilmiyorum. Anlıyorsun değil mi? Anlıyorum. Şimdi daha da mesudum. Başkasını sevdiğin için değil, daha iyi yaşamayı sevdiğin için kaybediyorum seni. Vallahi bayıldım köşkünüze. Teşekkür ederim efendim. Eşyalarınız ve salonun dekore edilişi müthiş güzel. Bence biraz eski ve yaslı bir havası var. Ama sahibi çok genç ve yakışıklı. Burası sizinle tamamlanıyor. Teşekkür ederim. Terasa çıkalım. Hay hay. Bir içki getireyim mi? Bir şey istersem haber veririm. Peki efendim. Ne güzel kız. İtinayla seçtiğiniz belli. Öyle mi? Hiç dikkat etmemiştim. Aysel Hanım sizi istiyor, aşağıda canı sıkılmış. Ne? Bunu Aysel Hanım kendisi mi söyledi? Evet efendim. Ama ne saadet, kendisi mi haber gönderdi? Evet, hemen gelsin dedi. Tahmin ederim ki Göksel Bey kendisini rahatsız ediyor. Ne?
Ne oldu Zafer Bey? Fındık hesaplarını bitirebildiniz mi? Hayır, bitirmedim ama Aysel'i de ihmal etmemek istedim. Ben yokken onu oyalayamıyorsunuz. Belki de canını sıkıyorsunuz. Ne münasebet? Seni artık hiç yalnız bırakmayacağım. Bize içki lütfeder misiniz? Emredersiniz Zafer. bak. Bıktım vallahi. Kadri Bey'in zamanında bile böyle sıkıntılara girmemiştim. Kuzum, bu Kadri Bey kim? İki de bir orta... Esas Bey kim olacak? Ne yani, Göksel Bey değil mi? Babası. Göksel'in babası. Kim bunlar ya? Gevezeliği bırak da sofrayı hazırla. Onun için uğraşıyoruz. Dur, lafım bitmedi. Daha evvel içki hazırla. Yalnız birinin içine dinamit koy. Ne o? Birisine bir azizlik mi var? Fazla konuşma sen. Çok karışık olsun. Bir yudum aldı mı cin çarpar gibi çarpmalı. Olur beyefendi, olur. Dinamitli kadehi işaretle Fatma getirsin. Sakın yanlışlık yapmayın. Emredersiniz beyefendi. Ne oluyor? Dinamit koymak ne demek? Herhangi bir içkiyi başka içkilerle karıştırıp hususi bir formülle içeni bayıltmak. Bu işi en iyi bizim bey yapar. Ondan da ben öğrenmişimdir. Gene birisi okkanın altına giriyor demektir. Olsa olsa o dört gözlü olur. Ne biliyorsun? Yanındaki kızı görmedin mi? Belki bey kıza tutkun. Bu yaptığınız ayıp değil mi? Benim aklım ermez, ben emir kuluyum. Biraz da oraya. Tamam. Hadi sen al bunları, şu bardak dört göz diye verilecek, sakın yanlış bir iş. Merak etme. Dans edelim mi sevgilim? Hayır. Size şimdi nefis bir kokteyl tattıracağım. Dans edelim. Buyurun. Sizinle içebilmek ne büyük bir zevk. Fondik. Şerefine. Hakikaten nefis ve çok hafif bir kokteyl değil mi sende? Çok, bir tüy kadar hafif. Dinamiti içene sormalı. Dinamit ne demek? Dinamit şey, yani demek istedim ki hafif gibi görünüyorsa da affedersiniz, çok sıcak değil mi? Kerebekzade, bu kız senin neyine gerek ha? Ne yanıyorsun Gökse? Hiç içim yanıyor. Gazeteye verdiğimiz bu dördüncü ilan. Ama Fatma bu ilanları görse kendine ait olduğunu anlayamaz. Ne yapayım? Kızımın isminden açıkça bahsedip kendimizi rezil mi edeyim? İşte gene kim bilir kim Fatma'yı soracak, ben de gene yalan söyleyeceğim. Alo, efendim. Fatma mı? Arkadaşlarıyla kampa gitti. Tabii. Gelince aradığınızı söylerim kızım. Teşekkür ederim. İyi. Fahriye teyzem biraz nezli oldu da. Mersi, iyi günler. Kim o? Kadriye, Fatma'nın arkadaşı. Mahsustan soruyorlar. Kaçtığını herkes biliyor, herkes biliyor. Kızımın göya bir sevdiği varmış, ondan Avrupa'ya kaçmışlar. İnşallah öyledir. İnşallah. Ne demek bu? Rezil mi olalım istiyorsunuz? Hanım, rezil olalım, isterse kepaze olalım ama kızım sağ olsun.
Şu ilanın muğlaklığına bak. F adında kızım istediğini yapmadığımız için evden kaçtı. Her şeye razıyız. Eve dön. F, seni affettik. Böyle ilan olmaz. Şöyle. Fatma'nın bir resmini koyacaksın. Altına da yavrum Fatma eve dön diyeceksin. Seni Zafer'e vermeyeceğiz. Olacak bitecek. Ne dersin hanım? Senin de kızın. İstediğini yap, bana sorma. Ölmediyse kurtulsun bari. Ağzından yel alsın. Neden ölecekmiş? Aslan gibidir kızım. Kendini korumasını bilir o. Müjde, Kadriye'den telgraf getirdim. Öyle birisini tanımıyorum. Burası Kadri Bey'in köşkü değil mi? Yoo, yanlışım var. Burası Göksel Bey'in köşkü. Demek Kadri Bey sattı köşkü. Onu, bunu bilmem. Burası Göksel Bey'in köşkü. Allah Allah. Programda değişiklik oldu. Cuma akşamı oradayız. Bizi uçak alanından al Kadri. Aa, eski sahibinden bize ne? Alo, buyurun efendim. Göksel Bey evde yoklar. Kendisiyle mutlaka konuşmak istiyorum. Nereye gitti acaba? Ne gittiği yeri biliyorum, ne de döneceği saati. Niçin arıyorsunuz, bana söyleyin. Kendisine söylerim. Yo, o kadar uzun boylu değil. Daha yumuşak, daha terbiyeli konuşun. Hala bir genç erkeği gizli gizli arıyorsunuz. Sahip size, hiç yakıştıramıyorum. Kimdi arayan? Yanlış numaraymış efendim. Bakkal bodosu arıyorlarmış. Dünkü marifetini beğendin mi? Ne yaptım ki efendim? Gören de seni zeki, iş bilir, aklı başında bir kız zanneder. İki bardağı ayırt edemedin. Dinamite ben çarptım, rezil oldum. Affedersiniz efendim. Ben de çok üzüldüm. Affetmek, bakalım Aysel beni affedecek mi? Yok, sakın, sakın aramayın. Niçin? Bunca kepazelikten sonra bir de özür dilemezsem... ...kibarlığım, insanlığım nerede kaldı? Kibirli, kendini beğenmişim biri. Sizi mutlaka tersleyecek. Sanmam. Hem sana ne oluyor, senden mi soracağım? Hadi çekil. Bir kadeh içki hayatımı kurtardı. İçki içince iç yüzünü öğrendim. Sana inanmıştım. Büyük bir hata yapmaktan kurtuldum. Söylediklerim sana değil, Zafer'eydi. Onu kıskandığım için. İçkiyi onun için hazırlatmıştım. Bir yanlışlık oldu. Okkanın altına ben gittim. Sabah beni ararsın diye bekledim. Aramayınca da... Haberim yok. Hizmetçi söylemedi. Alo! Aysel! Aysel ne oluyor? Alo! Sesimi duymuyor musun? Alo! Aptal karıştı galiba. Telefonu kapa. Akşama yemeği bizde yiyelim. Kolay gelsin. Ben şeyden... Defol! Efendim, ben şey yapmak istedim. Yutturamadın değil mi? Aysel'in beni aradığını nasıl saklarsın? Artık bu evde bir dakika duramazsın. Hüseyin'den al paranı defol! Göksel çapkın geçiniyor ama... ...bu yolların yesini bildiği yok. Ah, bu fırsatlar bana düşecek ki! Ben çaktım dalgasını. Hazır bey olmuşken zengin bir kız kafesleyip sırt üstü yatmak istiyor. İsteyince olsa ben bir umum mutfaklara kontrol olurdum be. Sende ne kafa var ne de kalp. Sırf kırtlaksın ben Ejdet. Kız ne oldu? Bey kovdu beni. Anlamadım, ufala biraz. Kovdu! Yani beni işimden attı. Aysel'le aralarını ben bozmuşum. Kadehleri ben değiştirmişim. Subhanallah! Adam bey oldu olalı. Hemen parlama bakalım. Anlayıp dinleyelim önce. Dünkü rezaleti senden mi biliyor? Sabah Aysel telefon etti. Kötü konuşacak. Bey'e hakaret edecek diye haber vermedim. İyi etmişsin artık. İyi ya işte. Kötü etmişim. Az sonra bey Aysel'i arayınca... Hadi canım, olacak iş mi bu? Herkes dengi dengine be yahu. Yatsı olunca mum sönecek. Göksel efendi ne yapacak? Sen merak etme kızım. Şimdi gönlünü ederiz. Gel konuşalım şununla. Üzme tatlı canını sen. O evin beyidir ama bizim dediğimiz olur bu evde. Fatma'nın iki gözü iki çeşme. Çok üzülmüş. Daha evvel düşünseydi. İki gündür bütün işlerimi alt üst etti. Peki etti. O işin olacağını aklın kesiyor mu senin?
Yarın ne olduğum meydana çıkınca? Merak etme, nikahtan evvel hiçbir şey anlaşılmayacak. O kadar kafam işliyor. Nikahla iş bitmiyor ki. Yetişmeniz, görgünüz apayrı. Bir hafta sürmez mahkemelik olursunuz. Doğru söylüyor. Aranızda aşk olsa anlarım. Olmadığını ne biliyorum? Bomba ters patlasa bile size ne? Olan bana olacak. Aysel'i sevmediğini biliyoruz ama... dediğin gibi bize ne? Yalnız Fatma'yı kovma yeter. Niçin? Fatma giderse öksüz mü kalacaksın? Beyli hanım gelince Fatma zaten gidecek. Evet. Bari o zamana kadar kızcağızı açıkta bırakmayalım. Yazık oldu elin fukarasına. Bir düşüneyim. Yahu sen ne biçim adamsın be? Şu evin içinde Fatma'dan ne farkın var? Kıza yardım edeceğine bir de çalım yapıyorsun. Hadi be, hede de bitsin. Biz kefil oluyoruz vallahi, bir daha yapmayacak. Peki, söyleyin de kalsın. Akşam için misafirim var, yemek hazırlayın. Siz de ayak altında dolaşmayın, anlaşıldı mı? Bir sinemaya falan gidin, bir şeyler yapın, kaybolun ortadan. Emredersiniz. Sinemaya gidebilirmişik, ayak altında dolaşmamalıymışık. Ay, fena fikir değil, ayağını şişin, kadın berberi filmi var bahçe sinemasında. Benim başım ağrıyor, odama çekileceğim. Beni de sinemaya gitti zannederler. Bu mumlar da ne? Dertlerine yanmak için mi dikilmişler buraya? Hadi be sen de, romantizmadan ne anlarsın? Nasıl anlamam be? İki sene siyatini bile çektim. Senin neyin var Fatma? Hala sabahki dalga mı? Allah rahatlık versin çocuklar. Dalma hemen tabağa. Göksel Bey sevgilisiyle gelecekmiş. Göksel Bey'miş. Herifi sahiden bey yaptık be. Gene de sana bana nazaran bey sayılır herif. Hiç değilse Avrupa'da otel garsonculuğu tahsil etmiş. Otel tahsil etmek iş mi be? Ben 5 sene bütün Boğaz içindeki otellerde tahsil ettim. Boğaz otellerinde mi tahsil ettin? Siz daha gitmediniz mi? Gidiyoruz beyefendi, gidiyoruz. Her şey hazır. Seninle baş başa bütün insanlardan uzakta olmak bana erişilmez bir saadet gibi geliyor Aysel. Seninle yalnız kalabilmek... Kim var orada? Buyurun efendim. Hala gitmediniz mi? Gidiyor. Kim takır diyor böyle? Fatma. Yani Fatma mı? Fatma sinemaya gitmeden önce çekici masanın üstüne bırakmış da. Peki, hadi hepiniz defolun. Çok sertsin adamlarına karşı. Zorla deli ediyorlar insanı. Allah Allah, kim söndürdü elektriği? Bak sevgilim, ışıkların sönmesi bile dünyamızı romantik yapmak için Tanrı'nın bize bir lütfuydu. Ne var, ne oldu? Işıklar söndü de birbirinizi göresiniz diye bunu getirdim. Sizi bir yerden gözüm ısırıyor ama, acaba nerede? Bizle de çalışmış mıydınız? Bilmem ki belki hanımefendi. Hadi fenerini al da git. Sigortaya da bakıver, hadi durma. Peki. Ben bu kızı bir yerden tanıyor gibiyim. İlk görüşte o kadar tesir etmemişti ama daha sonra pek sardı. Acaba nereden tanıyorum? Bırak şimdi hizmetçi. Seni ebediyen kollarımın arasına almak, bir daha hiç bırakmamak... Fare, fare! Göksel Bey! Vallahi billahi fare, ne işte orada! Fare, ne yapıyorsun? Ne zamandan beri böyle hizmetçilerle samimiysin? Fare gel bak! Farenin sadece lafıyla bakın siz Göksel Bey'e sarılacak kadar kendinizden geçtiniz. Halbuki benim üstüme sıçradı. Sen hizmetçilerine böyle mi terbiye veriyorsun Göksel? Vallahi ben ona hiç terbiye vermedim. O terbiyeli geldi. Belli. Gel. Oh be! İyi ki sinemada bilet yok. Midemiz bayram edecek vallahi. Aman be! Bu sıcakta da şarap vallahi. Mis gibi vallahi ama. Oğlum,
Önce karnını doyursana be. Şarap istemezsin abisi. Bir dakika, bu evde duramam. Sen hizmetçilerin kölesi olmuşsun. Biri boynuna sarılıyor, öbürlüğe sofrana oturuyor. Affedersin sevgilim, özür dilerim. Hepiniz defolun! Şey efendim... Defolun! Ama Göksel Bey... Duymadın mı? Defolun dedim! Affedersin sevgilim. Gel yukarı çıkalım. Hadi be sen de! Gördün mü yaptığını? Kabahat bizde alet olduk. Biz bu işi yaptığımız gibi yıkmasını da biliriz ama. Var mısınız Göksel Bey'e bir oyun oynayalım? Tamam. Ne yapacağız? Aysel'in nişanlısıyla annesine telefon edelim, onları burada bastıralım. Yaşa, yaşa sen be kız! Telefon numarasını nereden buluruz? Rehberden! Tamam! Tamam, tamam. Ah amcacım, Aysel beni o kadar çok seviyor ki... Göksel Bey'i de arada idare ediveriyor. Ne münasebet! Zaten yakında düğün yapacağım. Ona öyle muazzam, öyle şaşalı bir düğün yapacağım ki... Evet, buyurun. Ben Zafer Kelebekzade. Söz sizin Aysel hakkında konuşacaktım. Sizi aldatıyor. Aysel şu anda Göksel Bey'in köşkünde. Ne? Bu işi kan temizler. Gösteririm o herife. Alçak, namus düşmanı. Kim bilir Aysel'i nasıl tuzağa düşürüp o eve sokmuştur. Dün acımıştım ama bugün göreceksin gününü. Hadi hayırlısı Kelebekzade. Alo, buyurun efendim, Ayşe gün görmüş. Evet efendim. Ne? Kızım şu anda Göksel Bey'in yatak odasında mı? Alo, siz kimsiniz? Alo, 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 alo! Hay Allah, cezanı versin! Sevgilim, seninle daha başka yerlerde, daha başka şartlar altında yaşayacağız. Bir gün bizim de hizmetçilerimiz, uşaklarımız olacak. Sarhoş musun sen? Bir köşkümüz, benim diyebileceğim bir otomobilim. Neler saçmalıyorsun Göksel? Senin köşkünden daha güzel bir köşkü, bütün İstanbul'u arasan bulamazsın. 2-3 şımarık hizmetçi ve aşçı için burasını terk etmezsin herhalde. Sana ileride önemli bir şey anlatacağım, hayatıma ait bir sır vereceğim. Şaşırtma beni, hayatında ne olabilir ki? Sorma, sabırlı ol. İleride söyleyeceğim dedim ya. Yoksa evli misin? Yok canım, aklına neler geliyor? Gelir tabii, seni seviyorum. Ayrılmayacağız değil mi? Hiçbir zaman. Ne olursa olsun beni bırakmayacaksın. Neredeler? Neredeler? Kim nerede canım, kim? Kim olacak Göksel'le sevgilisi? Ha, yukarıdalar ama şimdi rahat et. Yok, olmaz. Belki meşguldürler. Rahatsız etmeyin. Seni de iyi yetiştirmiş. Bak şimdi neler olacak. Ona dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim. Ha? Rezil edeceğim. Ağzını burnunu kıracağım. Hadi inşallah. Bana bak alçak. Ha? Seni elimden kimse alamaz. Namussuz ız düşmanı. Dur bakalım, dur da konuşalım. Ne işin var burada? Bir de utanmadan soruyor. Nişanlımı tuzağa düşürdün değil mi? Üzülme yavrum, korkma. Son dakikada yetişip kurtardım seni. Tamam, kurtardın işte. Şimdi tadını da bırak da uç bakalım. Sen kim oluyorsun? Ay, seni almadan bir yere gitme. Senden ben şeye bile gitmem. Ne? Duydun işte, hadi defol bakalım. Bana bak, utanmadan bizi dayılık mı ediyorsun? Şimdi polis çağıracağım. Zafer, defol buradan! Sevgilinle konuşmasını öğrenmeden de gelme! Aysel! Aysel! Sen mi? Ha? Sen mi bana bunları diyorsun? Hı? Hey! Sevgili kayınvalide geldi galiba. Asıl şenlik şimdi başlıyor. Ben siz açın, telefon için benden şüphelenmesin. Bakalım, hadi yürü. Neredeler, çabuk söyleyin! Yoksa şart diye düşüp bayılacağım. Hoş geldiniz anneciğim, öpeyim. Öpeyim. Sizi bu evde görmekle şeref duyduk. Hadi beyefendi. Hayırlı olsun, Allah mesut etsin. Doğrusu birbirlerine yakışıyor. Neredeler diyorum, çekilin, şimdi düşüp bayılacağım. Damadınız kızınızla yukarıdalar efendim. Ağzından gel alsın.
Göksel Bey, kayınvalideniz geldi. Dilin tutu olsun inşallah. Ben şimdi sana gösteririm. Göksel Bey, kayınvalideniz geldiler. Gidiyorum ama bunun acısını çıkaracağım. Ne yaparsan yap, bizi yalnız bırak. Sonra pişman olacaksın. Kelebekzade'nin gururuyla oynamanın ne demek maddelik? Yeter artık, hadi! Kayınvalide! Eyvah annem! İyi ki geldiniz, tek başıma kalmıştım. Bana neler yaptılar bilemezsiniz kayınvalide. Senden sonra evde konuşacak. Önce senden başlayalım, adi herif! Evimize dost olarak girdin, sonra da kızımızı ayarttın. Sorma valideciğim, şerefimiz beş paralık oldu. Müstakbel karımdan bunu hiç beklemezdim. Ortada mahvolmuş bir şey yok. Kızınızı seviyorum, evlenmek istiyorum. Sevgi de neymiş? Ben kızımı Zafer'e vereceğim. Damadıma bak da erkek gör. Maşallah, aslanlar gibi. Ben Zafer'i istemiyorum. Ne? Bana karşı mı geliyorsunuz? Seni kör olasın seni! Sinirlenme kayınvalide, sinirlenme! Sinirlenme, dur! Ay, gözüm! Göremiyorum! Her yer karanlık, gözlüğüm nerede? Burada! Bir dakika kayınvalide, gene çıktı! Kayınvalide! Bozma Hasan, dur beni! Sen de mi görmüyorsun? Benim oradalar onlar, oradalar! Fatmacığım yavrum evine dön. Annen hasretinden, üzüntüden yatağa düştü. Seni affediyoruz. Ne istersen yapmaya da söz veriyoruz. Baban Fuat Girik. Şükür evimize kavuştuk. Biz havaalanında bekleyelim, onlar burada keyif çatsınlar. Işıklara bak, hepsi yanıyor. Beş tane hepsi tamam. Roma'da tamam. Unuttuklarımızı saymazsan tamamdır. Peki, peki, duyduk, anladık! Neredesiniz be? Hüseyin! Hüseyin, git de kapıya bak! Ne oldu, kim geldi? Bilmem, git de kendin gör! Allah Allah! Sen de benimle gel, çabuk! Bırak elimi, nereye gidiyorum? Ortadan kaybolman lazım, Sahici Bey geldi! Sahici Bey mi, bir de Yalancı Bey mi var? Var ya, hem de ne Yalancı Bey, yürü! Allah! Ne oluyor burada? Evi cinler mi bastı? Necdet nerede? Havaalanına niçin gelmediniz? Haberimiz olmadı efendim. Haberimiz olmadı ne demek? Ne bu halin? Necdet kapıyı niçin yüzüme kapadı? Al şu bavulları! Söyle diyorum, söyle! Ne oldu bu evde, anlamalıyım! Ne çok sordun, kızma şimdi anlarız! Kızma ne demek, sormak hakkımdır! Göksel nerede? Galiba biraz meşgul efendim. Meşgul ne demek, ne oldu hepinize? Sizi birden karşımızda görünce çok sevindik efendim. Çok şaşırdık da ya. Göksel meşgulmüş he. Biz gidelim ayağına öyleyse. Senin gibi kızım yok benim. Benim de sizin gibi annem yok. Annesi. Rica ederim, yeniden başlamayın. Şimdi bir tane de sana. Rahatınızı bozdum galiba. Bozdun ya. Kim bu şişko? Siz geldiniz mi? Maalesef geldik. Telgrafımı almadın mı? Havaalanına niye gelmedin? Kim bu şişko? Kim bu aspa? Bir dakika efendim, anlatayım. Konuşma! Ben yokken köşteniler olduğunu anlıyorum. Sana hiç uşağım gibi davranmamıştım ama şimdi mecbur et. Uşak mı? Evet, uşağım, ne olacak? Allah! Her şeyi anladım. Göksel buranın uşağı. Belliydi zaten. Doğru mu, duydun mu? Cevap ver! Senden nefret ediyorum. Beni aldattın, yalan söyledin. Bir uşak parçası olduğunu gizledin. Çık dışarı, defol! Ne hakla benim uşağımı kovuyorsunuz, siz defolun! Aysel Hanım haklı, kovulmaya layıkım ben. Haddimi bilmedim, beyefendi olmaya kalktım. Halbuki herkes hayattaki yerini kabul etmedi. Ama Göksel, senin gibi bulunmaz bir uşak nasıl kovulur?
Hadi gidelim sevgilim. Bundan sonra kıymetimi bileceğine eminim. Gel. Bir daha haline bak da çulunu yırtma adi herif. Ne deseniz haklısınız. Göksel. Buyurun efendim. Aşağı in, bavulları içeri aldır, elbiseni değiştir. Emredersiniz efendim. Kadri Bey bizi kovmadan biz eşyalarımızı toplayalım. Bu pirincin taşı ayıklanmaz. Bey'in habersiz dönüşüne hiç aklım ermedi. Yoksa Fatma Avrupa'ya da mı telefon etti dersin? Küçük Bey'in resimleri de iniyor. Sorduk mu size? Bir tanesini imzalatıp alsaydık bari, öyle değil mi sevgilim? Çok lazımsa yağlı boyasını yaptıralım. Hadi gidelim canım. Burası bize göre bir muhit değil. Şunlara bak be! Biraz evvel solukları zor çıkıyordu, şimdi aslan kesildiler. Buyurun kayınvalideciğim. Buyurun sevgilim. Dünya böyledir oğlum, yere düştün mü çiğneyen çok olur. Hiç konuşma. Necdet her şeyi anlattı. Beni gitti biliyor ama gidemedim. Vedalaşmak için seni bekledim. Zafer'i ve Aysel'in annesini buraya ben çağırdım. Ama bu kadar kötü şeyler olacağı aklıma gelmemişti. Ben sadece seni Aysel'den ayırmak istemiştim. Niçin? Şimdi aynı hizaya geldiğimiz için söyleyebilirim. Seni sevdiğim için. İlk gördüğüm dakikadan beri aşığım sana. Ama senin gözün yükseklerdeydi. Beni görmüyordun bile. Doğru. Gözlerin ne güzelmiş. Saçların da. Başın havada yürürken önündeki direğe çarptın ama iyi oldu, bu lazımdı sana. Boş ver. Nasıl aşağılık, yalancının biri olduğumu öğrendin. Benden iyi bir uşaktan başka hiçbir şey olmaz. Tek yalancı sen misin? Neyse, uzatmakta ne fayda var? Kadri Bey döndü. Oyun bitti, artık gidebilirsin. Bir an evvel kendine bir yer bul. Seni böyle birdenbire bırakmak istemezdim ama... Evet, ayrılıyoruz. Ben de en az senin kadar üzgünüm. Hemen git. Kim bilir, belki bir gün aynı evde buluşur, çalışırız. O zaman... O zaman? Beni sevdiğini gene söylersen... Ben de... Sarhoş geldiğim gece... Beni yatırdığın zaman... Sana o an vurulduğumu... Görsen, valizden gelmedi. Şimdi yolluyorum hanımefendi. Yolun bahtın açık olsun. Bu üç haftadır nerelerdeydin Fatmacığım, ne yaptın? Hizmetçilik yaptım. Ne hizmetçilik mi yaptın? Aferin kızım, bu hoşuma gitti. Tam bir hayat dersi aldın. Güzel söyledin baba, tam bir hayat dersi aldım. Uşak gibi yaşayan zenginler, zengin olmaya çalışan uşaklar gördüm. Hayat bu, çok tuhaf çilveleri var. Yalnız değişmeyen bir tek şey tanıdım. Neymiş o? Aşk baba. Hizmetçi kız olarak evin beğeni sevdim. Senin hizmetçi olmadığını öğrenince çok şaşacak. Kim bilir, belki de şaşması icap eden biri varsa o da sen olacaksın anne. Hayat öyle dersler veriyor ki şaşmamak elde değil. Ne gibi, merak ettim. Evin beyi sandığım adam meğer uşakmış. Uşak mı? Olamaz. Oldu anne. Akşam evin bir ailesiyle Avrupa'dan dönünce öğrendik. Öğrenince de tabii bıraktın. Öğrenince onu daha çok sevdim. İşte benim şaştığım da bu ya. Şimdi ne yapacaksın kızım? Onu seviyorum, onunla evleneceğim. Ama kızım bir uşakla mı? Unutmayın söz verdiniz, derhal giderim. Aman ne yaparsan yap. İster davulcu bul, ister zurnacı. Peki kızım, evlen. Evlen evladım. Sağ olun. Babacığım yarın arabanı alabilir miyim? Tabii kızım. İşte böyle, hepsi bitti. Bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Yine dua et, işimizden olmadık. Şu kısa zamana neler sığdı.
Tıpkı rüya gibi. Rüya gibi başladı ama kabus gibi bitti. Hiç açma, biraz da biz sebep olduk. Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Gene kabus görürüz diye korkmuşsunuzdur. Neyse, ben arabanın başına gideyim. Hadi eyvallah. Fatma ne yaptı acaba, gece nereye gitti dersin? Hiç sorma. Onu düşünmekten iki gündür gırtlağından lokma geçmiyor. Gençlik, gençlik! Aman, oturun şuraya! Hadi oturun şuraya, yeter artık! Şaşırma, hayal görmüyorsun, gel gel! Dün tek yalancı sen değilsin demiştim. Sen yalancı beydin, ben de yalancı hizmetçi. Demek yalancı hizmetçiydin. Geç bakalım direksiyona, yolda anlatırım. Necdet, koş koş! Allah Allah, şuraya bak! Hayret! Bulunmaz uşak, bulunmaz koca olacak değil mi? Hey, Göksel, bizi unuttun! Bir şeyden! Ah, tüm ben şoförüm!